Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yepyeni bir mod tanıtımına hoş geldiniz. Bu mod tanıtımı uzun zamandır beklediğiniz bir moda ait, GregTech. Tabii moda girişmeden önce, tanıtıma girişmeden önce bu mod tanıtımının biraz farklı olacağını ve tek çepeki değiştirmeyi unuttuğumu değineceğim. Bir de mod hakkında ufak birkaç şeye değineceğim. Yani öncelikle modu biraz anlatayım, özetleyeyim. Mod normalde bir Industrial Craft eklentisi. Fakat diğer Industrial Craft eklentilerin aksine Industrial Craft'ın kendisini bayağı bir değiştiriyor. Diğer modları biraz etki ediyor ve diğer modlarla iletişimi artırıyor. Yani ilişkisini artırıyor Industrial Craft'ın. Modun çıkış amacı Industrial Craft, benim gibi pek çok kişinin Industrial Craft hakkında şikayetçi olduğu bir konu. Industrial Craft gereğinden fazla zor. Kolay pardon. Ve GregTech bunu değiştirmek üzerine kurulmuş bir mod. Yani yapılmış bir mod. Yani bu amaçla başladı. Sonrasında Industrial Craft'a çok daha yeni özellikler ekledi. Ve diğer modlarla olan ilişkisini arttırdı. Yani bu amaçla yapılmış ve bu hale gelmiş bir mod. Benim favori modlarım arasında yer alıyor. Ve özellikle Feed the Köfte konusunda bir detay. Hiç kimse ömrünün sonuna kadar bir GregTech iptal edilene ya da çok saçma bir konuma gelene kadar hiç kimse GregTech'siz bir Feed the Köfte göremeyecek. Öyle bir dünya yok. GregTech mod, bu inceleme hakkında ufak bir detay. İncelemede modun eklediği her makineyi incelemeyeceğim. Bu biraz başlangıç seviyesi bir inceleme olacak çünkü ilerisi için inceleme değil de ders tarzı bir şey planlıyorum GregTech'e. Burada GregTech'in eklediği önemli makineleri, bazı mekanikleri falan filan tanıtacağım. Ve World Generation. GregTech'in eklediği bayağı bir World Generation mevcut. Onlara bir bakalım önce. GregTech. World Generation. Ruby, Sapphire. Evet, GregTech'in eklediği tüm World Generation'lar. Tabii böyle dağınık bir sırayla oldu ama olsun. Evet, bu madenleri size göstereyim. İlk olarak galena. Hatta en yayın bir özelliğini açayım ben burada. Pardon. İşimize yarayacak bir şey. Evet. Bu sayede isimleri görebiliyorsunuz. Galena Ore. Bu GregTech'in silver ve led ekleme yolu. Bunu Polarizer'a koyup bu şekilde iki tane Galena Dust elde edebilirsiniz ya da Industrial Grinder GregTech'in eklediği bir makine. Ve bu şekilde kullanılabiliyor. Galena Dust ise iki tanesinin Industrial Electrolyzer'la da işleyebilirsiniz. O kadar verimli olmaz. Daha fazla verimli oluyormuş, pardon. Benim hatam. Ya da Industrial Blast Furnace'la yapabilirsiniz. Bu makineleri tanıtacağım şimdi. Cinnabar Ore. Cinnabar Ore hakkında ufak bir detay. Bunu Silk Touch'la alırsanız eğer daha avantajlı olur. Buradaki orların neredeyse hepsi, bu hariç. Bu Bauxite Ore. Bauxite Ore kesinlikle GregTech'te ileri safhalara geçmeniz için gerekli bir şey. Bauxite Dust titanyum elde ediminde kullanılıyor. Ve titanyum cidden gerekli. Bunun dışında Pyrite, Safir, Ruby. Bunlar Red Power'ın Safir ve Ruby'siyle beraber kullanılabiliyor ki zaten Red Power kuru olduğu için bunlar Red Power'ın Safir ve Ruby'sini düşürecek bana. Modun kendi Safir ve Ruby'sine bakacak olursak burada vardı yanlış hatırlamıyorsam. Olacaktı. Tamamen devre dışı bırakılmadıysa. Ruby ve Safir. Normalleri bu şekilde. Ve yanlış görmüyorsunuz, Iridium Ore. Ve düşürdüğü şey Iridium Ore. Soldite, Oliven ve Sheldonite. Sheldonite çok değerli bir şey. Tungstenite var bir de. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Bunları siz kurcalayabilirsiniz ama bundan tungsten elde ediyorsunuz. Saltbeater ve Cine var. Bunlara zaman geldiğinde değineceğim. Sheldonite'ın önemli bir noktası var. Şuradan göstereyim. Ait. Şuradan göstereyim direkt Sheldonite'ın özelliğini. Bunu direkt smelt ederseniz platinyum elde edersiniz. Ama eğer grinder'a koyarsanız 2 Platinum Dust, 1 Nikel Dust ve 2 Iridium Nugget elde edersiniz. Bu sayede Iridium orada elde edebilirsiniz. Kolayca Iridium elde edebilirsiniz. Ve bu da Pyrite. World Generation'a bu kadar. Ve şimdi gelelim işin ilginç kısımlarına. Evet. İlk olarak GregTech pek çok recipe'yi değiştiren bir şey. En başında bir vanilla recipe'sine eklemelere yapıyor. Mesela alüminyumla yapabiliyorsunuz. Ya da stille yapabiliyorsunuz. Ya da titanyumla yapabiliyorsunuz. Ve normal Industrial Craft recipe'lerini tamamen değiştiriyor. Mesela mining drill'e bakıyoruz. Bunlar da ne? Steel plate'e ihtiyacımız var. Ama yanlış hatırlamıyorsam steel başka bir mod tarafından ekleniyordu. GregTech'te ekliyor. Bu stili elde etme yolunu şimdi değineceğim. Bunun yanı sıra Diamond Drill'e bakıyoruz. Titanium Plate, Advanced Circuit ve Diamond Dust falan. Bunun yanı sıra çoğu kişinin oyunun başında yaptığı bir makinenin resip'ini değiştiriyor. Çünkü bu biraz overpowered bir makine. Macerator. Tabii. Yüklensin recipe'yi. Evet, oyun bir RAM hatası verdi sebepsiz bir şekilde. Neyse, biz kaldığımız yerden devam edelim. Macerator'ın recipe'sine bakıyorduk. Wow. 4 flint, 3 diamond, machine block, starting casing ya da bronze machine hall, machine frame vesaire vesaire ya da diamond grinder. Diamond Grinder'a bakıyoruz. Bu şekilde craft ediliyor ve 2 tane veriyor. Daha ucuz teknik olarak. Ya da bu. Evet. Çok daha değişik. Bunun yanı sıra Automatic Macerator diye bir olay da var. Ama bu incelemede değinmeyeceğim. Evet. Bu tarz pek çok recipe'yi değiştirmiş durumda. O yüzden bazılarını elde ederken uğraşacaksınız. Eğer buradan GregTech kısmına geri dönersek, evet, gördüğünüz gibi tonla makineye ekliyor. Bunlardan en başlangıç seviyesiyle başlayalım. En başlangıç seviyesi 2 tane ile başlayalım. Bir tanesi Industrial Electrolyzer. Ve bu arada GregTech makinelerinin hepsinde kullanabildikleri EU ve kullanabildikleri EU oranını gösteriyor ya da üretiyorsa ürettikleri EU oranını gösteriyor. Ve upgrade'lerini gösteriyor. Olası upgrade'lerini. O upgrade'ler şunlar. Mesela bu upgrade sayesinde bu makineleri Minecraft Jule'de çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Bu upgrade sayesinde daha fazla enerji depoluyor. High voltage, daha yüksek seviye enerji kabulü sağlıyor. Redstone enerjisiyle upgrade edebiliyorsunuz bununla vesaire vesaire. Bir saniye. Neyse. Bakalım o esnada diğer makinelerimize. Bir adet Industrial Centrifuge'umuz var. Bu arada GregTech makineleri hakkında ufak bir detay. Burada istedikleri enerjiyi ona sağlamanız zorunlu. Aksi halde düzgün çalışmaz. Ki o yüzden hepsine şöyle bir şey yapacağım. MFI gel ve Hybrid Solar Panel. Sen kaç üretiyordun? 64. Bir tane de sen ve Batbox. Yani Quantum Generator'u da kullanabilirdim ama üşendim şimdi. Evet. Bunlar iki temel makinelerimiz. Recipe'lerine bakacak olursak gördüğünüz gibi lavı, elektrum, copper ve tine çevirebiliyor. Bunun sıra temel olarak her şeyi ana malzemelerine ayrıştırabiliyor. Böyle ilginç şeyler elde edebiliyorsunuz bunun sayesinde. Buraları fazla göstermeyeceğim. Sadece bazı önemli detaylara değineceğim. Mesela rubber üretimini daha verimli hale getirebiliyor ama bayağı zaman alıyor. Ya da soul sand'den sand, oil, saltpeter ve coal elde edebiliyorsunuz. Bronzu tin ve kapra geri çevirebiliyorsunuz. Mesela ruby dust elde edebiliyorsunuz. Silikon elde edebiliyorsunuz ki silikon önemli bir şey. Cidden önemli bir şey. Industrial blast furnace'a birazdan değineceğim. Yani kullanıldığı takdirde solar panel yapımında kullanılıyor ve solar panelinin resipisi cidden bu. Ama bunun dışında şöyle bir kullanım da mevcut. Hatta enerji üretim yollarına bir bakalım. Evet, jeneratör. Bu başka bir modun eklediği bir şey. Reaktör crafting'i değişmedi. Geotermal jeneratör de değişmedi. Ama mesela diesel jeneratör. Bu içerisine benzin ya da biyobenzin konulduğu takdirde enerji üreten bir şey. Ki ürettiği oran 12 Minecraft demişim, EU. Dünya sıra semi-field jeneratör. Bu da değişik şeyleri yakıt olarak kullanabiliyor. Göstereceğim birazdan. Ve 8 Minecraft tüketiyor. Plazma jeneratör ki bu en yüksek seviye enerji üretim yoludur. Yani bu bayağı ilginç bir şey. Solar panel. Bunun yanı sıra assembling machine'de yapılan windmill. Ve watermill. Bu arada ufak bir detay, kullandığım GregTech sürümü 1.4.7 için yapılan çıkmış en son sürüm, yani 2.90.h olması lazım. O yüzden sizin elinizdeki sürümden pek çok farklılığa sahip olabilir. Electrolyzer recipe'lerine bakalım. Hidrojensel üretimde kullanılabiliyor ki hidrojensel bazı şeyler için gerekli. Burada fazla dolaşmayacağım. Bunlar GregTech'i NEI'siz kullanmak biraz sıkıntılı bir olaydır. Bu şekilde mesela kalsiyum cell, karbon cell vesaire vesaire. Silikon cell. Bu aynı zamanda pek çok malzemenin, mesela magnezyumun elde ediminde kullanılıyor. Potasyum, nitrojen vesaire vesaire. Berilyum, alüminyum. Alüminyum üretim yolu budur. Sülfür vesaire vesaire. Az unutmadan önemli bir madene daha değineyim. Onu mutlaka aklınızda tutun. Krom. Ya bununla üretilebiliyor ama bunun üretimi çok kasınç. Ya da bulabilirsem eğer bu değilmiş, pardon. Neredeydin sen? Krom. Krom. Ruby Dust. Ruby Dust bildiğiniz, tahmin ettiğiniz gibi Ruby'nin Rubin'in Polarizer'a falan konmasıyla elde ediliyor. Böyle. Evet, makinelerimize geri dönelim. Industrial Blast Furnace. Industrial Blast Furnace hakkında ufak bir detay. Bu şekilde çalıştırmaya kalkıştığınız takdirde incomplete machine casing diye bir uyarı verir. Ve eğer arkasına buraya bakarsak bize orada bir şey gösterir. Eğer casing diye bakarsak şöyle 3 şeyi göreceksiniz. Standart, Reinforced ve Advanced. Buranın renk tonlarına göre bunun hangisini istediğini görüyorsunuz. Fakat bu yani bu renk herhangi biri olabilir demektir. O zaman ben de en mantıklılarından bir tanesini craft edeceğim. Ya da yapacağım. Bunların crafting'i de dedik. Ne de fazla değinmeyeceğim gerçi de bazılarına değineyim. Yani makinelerinkine yapayım. Evet. İçini doldurmadan önce bir şey uyarıda bulunacağım. Şu iki tane boşluğa lav koyun. Çünkü bu heat kapasitesini arttıracaktır. Ve gene tam değil. Nerflenmişti bu en son sürümde. Fakat sizin sürümünüzde değişmiş olabilir. Değişik olabilir. Yani zayıflatılmıştı en son sürümde. Ya da bendeki bug'lı olabilir. Çünkü öyle bir commit okumamıştım ve evet sanırsam benimki bug'lı şu an. Neyse sıkıntı yok. Buraya bakarsak eğer Iron Ore kalsiyum karbonatla pişirirsek Refine Iron elde ederiz. 3 tane. Steel üretmek için yani çelik üretmek için bu lazım. Coal Dust ve Refine Iron. Ve 25 saniye ile birlikte toplam 64.000 EU lazım. Bunun yanı sıra Hot Tungsten Steel Ingot. Tungsten ve Steel'in birleşimiyle oluşuyor. Yine aynı şekilde. Alüminyum pişirmek için bu lazım. 10 saniyede 25.600 EU kullanıyor ve 1700 heat capacity istiyor. Steel 1000 istiyor ki bu en basitinde bile mevcut. Tungsten Steeling ise 3000 istiyor. Titanium 1500 istiyor. Krom 1700 istiyor. Tungsten 2500 istiyor. Ya bunun yanı sıra Steel Dust'ı değişik yollarla elde ediyoruz bu şekilde. Onu da direkt Steel'e çevirebiliyor. Galena Dust'ı işte bunda işliyoruz. 1 saniyede işleniyor direkt. 1500 heat istiyor. Silicon Plate'i bunda işliyoruz. 1500 heat istiyor. Vesaire vesaire. Şimdi sıradaki makinelerimizden biri Industrial Grinder. Buna değinmeden önce bir şeye daha değineceğim. Tek bir casing'e birden fazlası bağlanabilir. Ve hepsi aynı anda çalışabilir. Yani bu şöyle düşünmeyin, hepsini tek bir makine için yapıyoruz diye değil ki zaten bunun crafting'i mesela hayvan gibi zor. Bu zaten aşırı kasınç bir şey. Bu biraz daha kolay nispeten. Bu ise en kolayı. Bunu başlangıç seviyesinde bile elde edebilirsiniz. Şu plate bending machine'e birazdan geçeceğim. Grinder'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi burası beyaz. Buralarsa bu şekilde. Hemen yapalım bir şeyler. Tabii şöyle bir şey unuttum. Buna bir kat altta kazın. Çünkü şuradan başlayacak. Ve bunun da ortasına bir şey koymamız lazım. Water. Evet, gördüğünüz gibi artık completed machine casing. Direkt complete. Ve grinder ne diye soracak olursanız gelişmiş bir macerator. Mesela silver ore iki silver dust'a çeviriyor. Bunun yanı sıra 2 tane pintale of lead dust'a elde ediyorsunuz. Bunlardan 4 tanesi 1 adet lead dust oluyor. Yani her 2 silver ore'da bir ekstranız oluyor ki bu Polarizer'dan elde ettiğiniz ekstradan çok daha fazla. Bu şekilde değişik ekstraları mevcut ve bazen su yerine, yani buna su sağlamanız lazım her daim. Su yerine başka bir şey daha kullanabilirsiniz ve bu arada aynı olay bunda da mevcut. Ve eğer buna su sağlamazsanız çalışmazlar. Doğal olarak. Bundan sonraki makinelerimize bakalım. Evet, şimdi hangisine ne bakabiliriz? Industrial Sawmill. Bakalım bu nasıl bir casing istiyor. Diğerlerinden biraz ilginç. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilginç. Hatta ben tam algılayamadım bir an. Hemen bak, wiki'ye bakıyorum. Tamam. Şuraya bunu, geri kalanını da standardı koyuyoruz. Ve artık complete. Bunun recipe'lerine bakıyoruz. Silicon Blue'yu bunu da çevirebiliyorsunuz. Bunu elde edebiliyorsunuz. Yani woodlardan verim sağlıyor %50. Bunun yanı sıra böyle bir olay mevcut. Evet, tek olayı biraz verimlilik. Şuna gelecek olursak eğer, wooden pulp. 8 tanesi kompresör konulduğunda wood plate elde ediliyor. Ya da 2 tanesi carpenter'e konulduğunda kağıt elde ediliyor. Wood plate ne diye soracak olursanız tamamen wood olarak kullanılabilecek başka bir şey. Yani o da bir çeşit odun kârı. Diğer makinelerimize geçiyoruz. Tabii görebilirsem. Impulsion kompresör. Bu da ilginç bir makine. Ve bu da casing'i de alta istiyor. Onun casing'i de burada görebileceğiniz gibi. Hemen yerleştirelim. Bunun ortasına herhangi bir şey konmuyor. Tabii kendimizi de koymuyoruz doğal olarak. Ve artık bu da complete machine casing. Bunun recipe'lerine bakıyoruz. Iridium alloy ingot. Bunu iridium plate'e çevirmek için bu lazım. Ya da dust'ları direkt orijinaline çevirmek için de kullanılabiliyor. Ayrıyeten iridium alloy ingot'ın da yapımı değişik. Gördüğünüz gibi rolling machine'de yapılıyor ve bu şekilde yapılıyor. Iridium ingot kompresörde iridium ore'un sıkıştırılmasıyla elde ediliyor. Advanced Alloy Ingots'ın da yapımı değişik. Şu şekilde yapılıyor. Ayrıca daha verimli yolları da mevcut. Mesela şunlar. Yani bunlar için en iyi, iyice kurcalamanız daha mantıklı. Şimdi yani kasa isteyen makinelerimizi de bitirdiğimize göre bir tanesi hariç. O da pardon, iki tanesi hariç hatta. Dur. Diğerini bulmaya çalışıyorum. Ha. Biri vacuum freezer ki bunu bu yükseklikte inşa edebiliriz. Pardon. Evet, inşa edebiliriz. Diğeri Distillation Tower. Vacuum freezer'ımızı da hemen inşa edelim. Evet. Bir. Ve bunlar. Evet. Bununki de tamam. Bunun recipe'lerine bakıyoruz. Bu normalde burada göstermiyor. Ancak ısınmış bir tane coolant cell. Yani Industrial Craft reaktörlerinde kullandığımız şeyler. Ve bunlar. GregTech'in eklediği reaktör komponentleri. Bu arada sanırsam evet, GregTech incelememi Industrial Craft'ı incelememde reaktörleri tamamlamamıştım. Onu da herhalde önümüzdeki hafta hazırlarım ve yüklerim. Ve hot tungsten steel ingot'ı tungsten steel ingot'a çeviriyor. Bunun yanı sıra water cell'i ice cell'e çeviriyor. Helyum plazma cell'i helyum cell'e. Evet, bu işlere yarıyor. Distillation Tower böyle bir kasa istiyor. Yapalım. Başka. Distillation Tower benim Feed the Köfte serimi izleyenler bilir, son bölümde yaptığım bir şey. Çok ilginç bir makine ve pahalı bir makine. Gördüğünüz gibi şu kasa zaten bayağı pahalı. Ama yaptığı iş şu. Oil cell'i 16 tane dizel cell'e, ki dizelsel fuel'dır. Birebir aynı kendisi. Sülfürik asit cell'e ve buna çeviriyor. Ki buradaki verimlilikten size şöyle bahsedeyim. Normalde refinery'de oil'i fuel'a çevirirseniz sadece %50 daha doğrusu. Yani şöyle tarif edeyim. 2 birim, yani 2 tane sellik oil'i bir tane fuel elde edersiniz. Aynı şekilde mesela biyomesi de biofuel'a çeviriyor. Burada da yine 2 kata yakın bir verimlilik mevcut. Ve bu cidden hızlı. Evet, böyle bir makinemiz Distillation Tower ve cidden hani muhtemelen siz henüz görmediniz bunu yüklediğim esnada. Ama ben o makineyi bitirdim ve kesinlikle inanılmaz derecede daha verimli bir hale geldi. Evet. Kasa isteyen makinelerimizi tamamladık. Şimdi sırada ne var? Diğer makinelerimiz. Evet, makinelerimize girişelim. Ascending Machine. Önemli makinelerden bir tanesi. Ve daha ucuza circuit yapmanızı sağlıyor. Advanced Circuit Board. 4 Iridium Plate ve 1 Silicon Plate'den elde ediliyor. Ya da 1 Circuit artı 2 Electron Plate. Bu şekilde ve şununla birlikte, ki bu da böyle ucuz bir şey, Advanced Circuit elde ediyoruz. Ya da bu Advanced Circuit'ten de gelişmiş bir circuit'tir. Vesaire vesaire. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Bunun yanı sıra Stone Tie elde ediminde de kullanılıyor. Ya da değişik upgrade'lerin yapımında kullanılıyor. Vesaire vesaire. Yani bazı otomatik craftinglerde elde etmenizi sağlıyor. Böyle ilginç bir makinemiz. Plate bending machine tamamen plate elde etmenizi sağlıyor. Bu plate'ler craftinglerde gerekli. Bunun yanı sıra standart foil elde etmeni de kolaylaştırıyor. Ayrıca printing factory. Bu tamamen bir şeyleri kopyalamamızı sağlıyor. Yani yazılan şeyleri. Scrap ve box manager. Şöyle diyeyim. Bunun tüm odayı buna elektrik verdiğiniz takdirde bunun içine scrap box ya da scrap atıyorsunuz ve otomatik olarak bunları random şeylere çeviriyor. Normalde scrap box'tan sağ tıklayarak elde ettiğiniz şeyleri otomatik olarak elde etmenizi sağlıyor. Wire mill kabloları daha ucuza yapmanızı sağlıyor. Normalde uninsulated copper cable yapmak için 3 tane copper ingot lazım ve 6 tane veriyor. Bir tanesinden size 3 tane veriyor. Bu sayede ufak bir kâra geçiyorsunuz. Başlangıç seviyesi için gayet güzel bir makine. Ve GregTech Computer Cube. Namı diğer GLaDOS. Güzel bir portal göndermesi. Burada bir reaktör planörü mevcut. Tabii ufak bir detay, bu reaktör planörü kullanmanız için enerjiye bağlı olması lazım. Aksi halde hesaplama yapamaz. Scanner Industrial Craft'ın seedlerini tarıyor. Centrifuge recipe'lerinin listesi. Fusion Reaktör recipe'sinin listesi ki bu Fusion Reaktörü bu incelemede, bu bölümde tanıtmayacağım. Bunu tamamen ayrı bir video olarak çekeceğim. Hatta 2 tane ayrı video olarak çekeceğim. Çünkü eski tip Fusion Reaktörü de deyince. Ki burada eski tip Fusion Reaktörü de gösteriyor zaten. Burada değişik GregTech makineleri hakkında bilgiler. Ki kafanız karışırsa eğer buraya da bakabilirsiniz. Industrial Electrolyzer recipe'leri bu kadar. Bu da bu işe yarayan bir makine. Ve şimdi gelelim enerji üretim yollarına. Enerji üretimine gelmeden önce bir şey daha değinmek istiyorum. Enerji depolama yolları. Mesela Lapatronic şu şekilde craft edilen Lapatronic Energy Storage Unit. İlginç bir şekilde bu kadar EU depoluyor. 32 alımı mevcut ve 5 çıkış. Ama ufak bir detay. Bu bir multiblok. Ve buna bunu eklediğimizde hem kapasitesi artıyor hem de çıkış artıyor. İstediğimiz şekilde ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gitgide artıyor. İsterseniz evinizi bundan bile yapabilirsiniz. Ki bu sayede tüm eviniz bir enerji depolama olur. Bu değişik özelleştirilebilir işler için güzel bir şey. Ki Extra Dimensional Storage Upgrade, Interdimensional Energy Storage Unit, pardon. Karıştırdım. Dimension girince işin içine kafa karıştı. Ki GregTech'in eklediği en güçlü enerji depolama yoludur. Ondan bile, birazdan değineceğim tabii. Ondan bile daha fazla enerji depolayabilmesini sağlayabilirsiniz bunun. Tabii bu size hayvan gibi bir lapize patlayacaktır. O ayrı mevzu. Ama tamam, fantezi sizin fanteziniz. İstediğinizi yaparsanız. Evet, GregTech'i zaten oynayanların çoğu benim gibi fantastik şeyler yapmayı seven tipler. Yani ben aman hızlıca oynayayım şeklinde GregTech oynayan birini henüz görmedim. Muhtemelen de görmeyeceğim. Mesela şu an şöyle bir enerji depolamaya sahibiz ve bu arada enerji alımı da artıyor gitgide. Yani bu şekilde. Sonraki enerji depolama yolumuz, bulabilirsem eğer, Adjustable Energy Storage Unit. MFSU'nun upgrade'i diyebiliriz buna. Ve bunun güzel yanlarından bir tanesi şu an 32 EU çıkışı veriyor. Fakat bunu 512'ye çevirebiliyorsunuz mesela. Bu sayede enerji çıkışını ayarlayabiliyorsunuz ve bunun anlamı gidip transformunu yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun yanısıyla 2048 yani Extreme Voltage enerjiyi de kabul edebiliyor ve çok daha MFSU'dan çok daha fazla enerji kabul ediyor. Böyle güzel bir şey ve GregTech'in enerji depolama yöntemlerinin hepsinin güzel yanı. Şöyle bir arayüze sahip ve asıl ilginç enerji depolama yöntemi, hatta bundan birkaç tane vereceğim kendime. Şu da şöyle dursun. Sen değil. Interdimensional Energy Storage Unit. Bu ilginç bir şey. Kendime hemen bir enerji üretim yollarına da girişeyim bu arada. Onun ardından buna girişeyim. Enerji üretim yollarından bir tanesi bu. Bunun olayı kendimize bir Dragon Egg verelim ve buna koyalım. Ardından da özel bir wire kullanacağım. Superconductor wire. Bu GregTech renklediği bir kablo tipi ve en gelişmiş kablo diyebiliriz buna. Çok pahalı bir şey ama özelliği enerji maksimum kabul ettiği enerjiyi görüyorsunuz. Bu neredeyse sınırsız. Çünkü henüz hiçbir şey bunun voltajına erişebileceğini sanmıyorum. Ve sıfır enerji kaybına sahip. Gördüğünüz gibi şu an enerji dolmaya başlıyor. Ve enerji bunlara da doluyor. Interdimensional Storage Upgrade'in olayı şudur ki her daim enerji üretir. Enerjiyi birbirine paylaşır. Her daim üretir ne? Her daim üreten bu. Bunun hakkında ufak bir detay. Tomcraft yüklüyse eğer flux üretir. Ve cidden kötü oranda flux üretebiliyor. Yani dünyanızı çok güzel mahvedebilir. Evet. Diğer Magic Energy Converter. Bunun olayı mesela buna ne verelim? Bir eşya verelim. Ne olabilir? Biz şart. Gördüğünüz gibi bunu yakmaya başlayıp enerji üretecek. GregTech itemlerden geri dönelim. Mod. GregTech. Magic Energy... dur. Şuradan zaten görebilirsiniz. 24 EU üretiyor. Burada Magic Energy Absorber'ımız var. Bu da ilginç bir şey. Bu da çevredeki bunu bir Aura Node'un yanına koyuyorsunuz ve bu şekilde enerji üretiyor. Daha sonra Pure Node'du sanırsam ya da flux oranı yüksek bir node. Emin değilim şu an. Ama bir şekilde evet bu şekilde enerji üretiyor. Ondan pek emin değilim. O yüzden onu Wiki'den inceleyin. Bunun yanı sıra Lightning Rod ki bu en ilginçlerinden bir tanesidir. Ve buna süperkondensatör bağlayayım. Çünkü çok fazla enerjiyi boş ver. High voltage transformer. Hatta dur. Şöyle ufak bir yardımcı nokta. Gayet şuradan da bakabilirsiniz. Ürettiği enerji ekstrem voltajdan bile fazla. O yüzden bu olmayacak. Şimdi fark ettim. O yüzden süper kondansatör kullanıyoruz. Ya bu da... Aa dur, gerek yok. High voltage transformer kabul ediyoruz da neyse, işimizi güvenceye alalım. Ve bunu kullanmak için bir detay daha. O da Iron Fence. Şu şekilde craft ediliyor. Buradaki hile şu. Ne kadar yüksek yaparsanız o kadar yıldırım alma ihtimali mevcut. Ve bu tamamen üstüne çakan yıldırımı enerjiye çeviriyor. Ve birazdan GregTech makineleri hakkında ufak bir detay daha. GregTech makinelerine yıldırım çarpmasına izin vermeyin ya da size yıldırım çarptıktan sonra GregTech makinelerine bir süre dokunmayın. Çünkü patlamalarına sebep olabilirsiniz. Evet. Bu şekilde eğer buraya bir yıldırım çarparsa, ki reyini kapattığım için pek olmayacak, bayağı sağlam bir enerji üretecek ve bir seferde gayet 10 tane falan MFSU'yu doldurabiliyor. Yani gayet güzel bir şey. Diğer enerji üretim yolları. Hemen hazırlıyorum. Evet, bunlar gaz turbin, bu hidrojen seli ya da metan seli enerjiye çeviriyor. Gaz turbin 16 EU üretiyor. Semi-field Generator, seed oil'i, creosote oil'i, biyomesi, likit sodyumu, lityumu ve oil'i enerjiye çeviriyor. Ve 8 EU üretiyor tiki başı. Termal jeneratör, geotermal jeneratörün bir upgrade'i ve lavla çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Yapılışı şu şekil ve 24 EU üretiyor. Normal geotermal jeneratör 20 EU üretiyordu. 4 EU fazlamız var. Yani bir çeşit upgrade. Ve gayet mantıklı bir şey. Ve dizel jeneratör 12 EU üretiyor ve biofuel, coal fuel, nitro fuel, nitro dizel vesaireyi kullanıyor. Evet. Enerji üretim yollarımızda sanırsam bu kadar. Diğer birkaç makineye girişelim hemen kısaca, ama bundan önce birkaç tane aleti tanıtacağım. Bunlardan ilki rock cutter. Rock cutter nedir diye soracak olursanız, kendiliğinden silk touch'a sahip bir item. Ama bunu orlarda çok işinize yarar, çünkü iridium oru alıyoruz ve silk touch'la kırıyoruz ama çok yavaş kırılıyor. O yüzden normalde zaten yavaş kırılıyor. Silk touch, yani bu rock cutter tier 1. Bak, bu ilginç bir nokta. Sanırım upgrade edilebiliyor. Bunu wiki'den bakmam lazım bir. Recipe'lerine bakıyoruz. Titanium plate, diamond dust ve bu. Gayet basit bir şey. Bunun yanı sıra hammer. Hammer'ın olayı şu. Sadece taş falan kırmak için bir alet ve çok hızlı kırıyor. Tek olay yıldırım mı çarptı demin? Evet. Ama oraya çarpmış. Çünkü muhtemelen eğer Goggles of Reveling'imizi takarsak plak sorunumuz high. Sebebi de bu. Gördüğünüz gibi hayvan gibi flux üretti. Kısacık sürede bile. Yani flux'a karşı koyacak bir düzeniniz yoksa bunu asla kullanmayın. Asla. Evet. GregTech itemlarına geri dönelim hemen. Ve diğer tool'larımıza bakalım. Light helmet. Ve L'ye basarsanız ışık yayıyor. Dur. M tuşu muydu? L'ydi sanırsam. Hemen emin olayım. Evet, şimdi karanlık bir yerdeyiz ve light helmetimizi takıyoruz. Saniyesinde aydınlık. Ve bu esnada bir şeye daha karşılaşıyoruz. Iridium Reinforced Stone. Iridium Reinforced Stone ne? Hatırlarsanız Industrial Craft oyunun damage barlarıyla oynuyor. Ve GregTech'te Industrial Craft'ın dayanıklılıklarıyla oynuyor. Iridium Reinforced Stone hem üstünde yaratıklar mı spawn olmaz ki bu neredeyse her GregTech multiblock yapıtı için geçerli bir şey. Hem de Reinforced Stone'un geçmiş versiyonu. Bu lamba hakkında ufak bir detay. Crafting'de bakacak olursak eğer Solar Helmet ve Illuminator'ın birleşimiyle oluşuyor. Yani bunun anlamı Solar Helmet işlevi de görüyor. Diğerlerine bakalım. Tesla Staff. Bu çok ilginç bir şey. Bu bir multiplayer'da kullanılabilecek bir şey. Quantum Suite'lerin zayıf noktası diyebiliriz. Evet, Quantum Suite giyen birine bununla saldırırsanız hayvan gibi damage alır. Şu Portable Scanner bir çeşit debug aleti diyebiliriz buna. Yani bir makinenin üstüne tıkladığınızda onun hakkında detaylı bilgi verir. Sonictron bir işe yarar. Crafting'de de kullanılıyor. Ve şöyle bir şey. Itemları silmek için gereken kullanılacak bir alet. Yani yanınıza taşıdığınız bir lav diyebilirsiniz. Dur. Bu şekilde kullanılıyor. Bunlar bazı şeyler. Şu duct tape. Henüz bir grafik kullanımı yok. Bunların da bir kullanımı yok. Machine parts. Şunların yapımında kullanılıyor ve bunlar machine casing olarak kullanılabiliyorlar. Yani bazı makineler için. Machine casing demişim. Anladınız siz onu. Bunun yanı sıra Lapatronic Energy Orb. Lapatron Kristal'in gelişmiş versiyonu. Clocking Device. Dur. Tahmin ettiğim şey mi bu? Evet. Sizi görünmez yapan bir zırh. Ve bunu craft edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ama aşırı pahalı. Ve bunun yanı sıra Ultimate Cheat Armor. Buna değmeden önce Lapatron Pack'e değinelim. Evet. Lapatron Pack gelişmiş bir Lap Pack. Ve Ultimate Cheat Armor teknik olarak Quantum Armor'la aynı seviyede. Ve aslında şunlara hiçbirine gerek yok. Direkt aynı zırh kapasitesini veriyor. Ve şu an bir bug yüzünden ters ilerletiyor beni. Muhtemelen bazı upgrade'leriyle uyumsuz çalıştı şu an. Yok pardon. Benim hatammış. Gördüğünüz gibi gayet Quantum Suite'de elde ettiğimiz çoğu şeyi elde ediyoruz. Zıplama boost'u hariç. Hatta şöyle bir set yaparsak eğer bayağı ilginç şeyler oluyor ve görünmeziz. Bu sayede yani bu normalde craft edilemeyecek bir şey. Tamamen server adminleri için tasarlanmış bir şey. Yani şu da GregTech makinelerine bağlanmak için yapılan bir sensör kit. Ama hangi makinelere buna bağlanır mesela? Display panellere yerleştiriyorsunuz bunları. Bu da hangi modundu? Nükleer kontrol modunun. Şunlara değinecek olursak eğer ingotları dustlara çevirmenizi sağlıyor. Yani macerator'ınız yoksa eğer bu da aynı şekilde. Ve component'lar. Bunlar bunu ve diğerini bulamıyorum. Yeşil bir tane vardı. Heh, burada. Bunlar normal coolant cell'lere göre çok daha dayanıklılar. Bunun yanı sıra iridium neutron reflector. Bunların tam olarak ne işe yaradığını hatırlayamıyorum. Bunlar hakkında detaylı bir inceleme yaparım. Lityum Batpack var. Ve Thorium ve Plütonyum var. Thorium'un olayı uranyuma göre biraz daha az enerji üretiyor. Uranyumla daha az enerji üretiyor ama daha uzun süre kullanılıyor ve daha az ısı üretiyor. Bu da gene uranyumdan daha uzun süre kullanılıyor. 2 kat daha fazla enerji üretiyor ama çok daha fazla ısınıyor. Evet sanırsam şimdi GregTech incelememizin bu kısmını tamamlayabiliriz. Daha sonra GregTech dersi şeklinde GregTech'i detaylı anlatacağım. Bu biraz aceleye giren incelemenin aksine daha düzgün anlatacağım ve bir şey unuttum. Plazma jeneratör. Buna şimdi tam değinemeyeceğim. Bir ders yapacağım ileride. Şimdi bunu basitçe bir göstereyim. Resipilere bakacak olursak tek bir resipisi var. Helium plazma sel. Ya da helium plazma. Ve bu da fusion reaktörle elde ediliyor. Ve ufak bir fusion reaktör dersi de yapabilirim. Fusion reaktörlerin yapımını 2 video olarak yapacağım. Çünkü yeni GregTech sürümlerinde farklı bir fusion reaktör yapımı ortaya çıktı. Yani fusion reaktör bayağı bir değişti. O yüzden 2 videodan bir tanesi eski sürüm fusion reaktör, diğeri yeni sürüm fusion reaktör olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.